Merhaba arkadaşlar, FX Matik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ons altın ve Nasdaq analizlerini yapacağım. Ons altınla başlayalım hemen. Ons altında hayyam satış döngüsü demiş. 5. ayın 16'sı 52 bucks alış döngüsü demiş. 5. ayın 9'u 144 bucks alış döngüsü demiş. 5. ayın 9'u 36 box'ımız satış döngüsü demiş. 5. ayın 30'u ve kristalimizde 6. ayın 15'i satış döngüsü demiş. Hemen grafiğimizi açalım. Şu anda fiyatımız 1859'larda, 1857 ve 1863 bant aralığında devam ediyor. Bizim için 1857'ler ve 1863'ler önemli. 1857'ler 144 box'ın ve 52 box'ın alış akımının başladığı yer, üzerinde kaldığı sürece alış akımı devam eder diyor. 1916-1975 diyor. Ve ayrıca 1863'lerde hayyamın TP1 seviyesinin olduğu nokta. Yani bizim için bu kırmızı bant önemli. Satış devam etti. 1846'lardan yani 36 box'ın TP2 seviyesinden tepki aldı, tekrardan geri topladı ve haftalık günlük kapanışını 1857'nin üzerinde kapattı, günlük mum kapanışını. Yani bizim için bu kırmızı bant üzerinde kaldığı sürece, 1863'lerin üzerinde kaldığı sürece alış akımı devam eder. Ve yukarıda buralar destek olduğu sürece 1897'ler direnç olarak gözümüze çarpıyor. Ons altın için halen alış akımı devam ediyor bu arada. 1857'lerin altında günlük kapanışlar önemli. Kapanışlar yapılırsa aşağıda destek olarak 1830'lar var arkadaşlar. Ama bizim için 1857.46'lar önemli. Buralar destek olduğu sürece ve bu kırmızı bandın da üzerine atarsa, tam destek sağlanırsa yukarıda 1897'ler bizim için direnç konumunda. Geçen hafta ne demiştik? Bir bakalım hemen. Geçen hafta 1891'ler bizim için önemli demiştik. 1890'lar üzerinde kaldığı sürece 1909'lar dedik. Fiyatımız geldi 1883'lerden tekrar destek aldı. 36 box'ın satış seviyesinden tekrar destek aldı. 1900'leri geçemediği için, kıramadığı için tekrardan tepki aldı. 1883'leri de kırdı. Aşağıda 1857'lere kadar devam etti. O zaman bizim için 1883'ler önemliydi ve 1883'leri kırdıktan sonra fiyatımız, dediğim gibi, 1883'leri kırdıktan sonra 1857'lere kadar devam etti. Bizim için şu anda dediğim gibi 1857.46 ve 1863.81 bandı önemli. Bu bandın üzerinde kaldığı sürece yukarıda 1897'ler var. 1857.46 bandının altında kalırsa aşağıda 1830'lar bizim için destek konumunda. Ons altın için analizimiz bu şekilde. Nasdaq'la devam edelim hemen. Hayyam satış döngüsü 5. ayın 30'u. 52 box satış döngüsü 5. ayın 30'u. 144 box alış döngüsü 3. ayın 21'i. Ve bir de kristalimiz var alış döngüsünde. Hemen grafiğimizi açalım. 14.039'lar bizim için önemli. Altında kalırsa 14.039'lar bizim için direnç olur. 13.821'ler destek olur. Ancak 14.039'lar bu kırmızı bant üzerinde kaldığı sürece, bu arasında ve üzerinde kaldığı sürece kapanış yaparsa yeni bir bant oluşumu olabilir diyebiliriz. Bizim için 144 box yukarıda 14.972'leri göstermiş. Ama bizim için 14.039'lar dediğim için 14.039'lar bizim için önemli. Şimdi 13.821'ler ve 13.776'lar
bizim için normalde box'larımız satış döngüsü demiş ama 13.821 ve 13.776 altında kaldığı sürece satış dalgası devam eder demiş. Üzerinde kalırsa destek olur burada. Ve direnç de 14.039 olur. Ve bu şekilde 13.821'ler destek olduğu ve 14.039'lara kadar dirence kadar devam etti. Hatta direnci kırdı. Direnç destek oldu ve 14.141'lere kadar devam etti. Şimdi günlük kapanışını 14.039 üzerinde kapatırsa bizim için yeniden bir bant oluşumu, yeni bir kanal oluşumu diyebiliriz. Bir üst bantta ama dediğim gibi 14.039'lar bizim için önemli. Altında kapatırsa aşağıda tekrardan 13.821'ler destek konumunda. Şunu anlatmak istiyorum. Evet, box'larımız satış döngüsü diyor güncel box'larımız ama koşul ne diyor? Koşul 13.821 altında ve 13.776 altında kaldığı sürece satış dalgasının devam ettiğini söylüyor. Ve bunun üzerinde kaldığı sürece alış dalgası devam eder. Ve 13.821 ve 13.776 yani satış döngüsünü oluşturmadığı için, buraları kırmadığı için, üzerinde kaldığı için alış akımı devam ediyor ve alış akımı devam etti. 14.039 direncine kadar fiyatımız devam etti ve 14.039'u da kırdı. Yukarıda 14.141'lere kadar devam etti. Şimdi bizim için 14.039'lar direnç oldu sanırım. Henüz kapanış olmadı ama sanırım altında kapatacak. 14.039'lar direnç, aşağıda 13.821'ler destek pozisyonunda. 36 box'ımız var mı? Yok. Kristalimize bakalım. Kristalimizde 13.671'lerden alış döngüsü demiş. 13.906'lar ve devamında 14.140'lar demiş kristalimiz. 6. ayın 4'ünde bunu söylemiş. Yani aslında şu şekilde şuralarda zaten üzerinde kalmış. Üzerinde kaldığı sürece İki noktasını da iki seviyesinde almış kristal. Nasdaq için dediğim gibi bizim için bu kırmızı bant önemli. Kırmızı bant altında kaldığı sürece aşağıda 13.821'ler destek, yukarıda 14.039'lar direnç olarak görünüyor. Eğer dediğim gibi bir üst banda geçerse 14.141'leri de kırarsa yukarıda 14.972'ler yeni zirveler var Nasdaq için. Nasdaq için de analizimiz bu şekilde. Şu şekilde bir de geçen hafta yaptığım analizi göstermek istiyorum size. Geçen hafta da dedik ki tekrardan alış koşulu, satış koşulları gerçekleştiği sürece satış dalgası devam eder. Satış koşulları gerçekleşmedi. 13.677 üzerinde yukarıda 14.039'da. Ve o zaman da 14.304 kanalı varmış ve buraya kadar devam edeceğini söylemiştik geçen hafta. Üzerinde destek olmuştu. Koşullar gerçekleşmediği sürece satış döngüsünün koşulları 13.677'ler destek olduğu sürece yukarıda 14.039'lara kadar devam edeceğini söylemiştik Nasdaq için. Nasdaq için de analizimiz bu şekilde. Herkese bol kazançlı haftalar, iyi akşamlar arkadaşlar.